Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Fatiha suresiyle başlıyoruz. Bir önceki dersimizde besmele üzerinde durmuştuk. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbeti derganda kabul etsin. Elhamdu hamd lillahi Allah içindir. O Allah ki Rabbil alemin alemlerin Rabbidir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Elhamdu Hamd. Hamd'ın kelime manası kendisine yapılan iyiliğe karşı kişinin kendi iradesiyle, kendi gönül rızasıyla iyiliği yapan kişiye karşı tazim suretiyle yani onun büyüklüğünü bilip büyüklüğünü kabul ederek onu metu sena etmesidir. Demek ki hamtana var bir kişinin kişinin kendisine yapılan iyiliği görmesi ve bunu kabul etmesi var. İki kişinin iradesiyle ve ihtiyarıyla o nimete ve o nimete nimeti verene karşı mukabelesi var. Mukabelesi ne? tazim yoluyla onun şanını yücelterek, büyüklüğünü bilerek, azamet ve kibriyasını kabul ederek onu medhu sena etmesidir. Elhamdu. Başında bir el takısı var. Bu el takısı hakkında üç farklı görüş üç farklı ihtimal var. Bu el, bu el ahdı harici olabilir demiş. Ahdı harici şu. Bir kelimenin başına geliyor. O kelimenin ifade ettiği fertlerin bir kısmını ifade ediyor. Buna da elhamdu yani hamdın bir kısmı. O kısım da meleklerin yaptığı hamd ya da peygamberlerin yaptığı hamd ya da Allah'ın veli kullarının yaptığı hamd ya da Cenab-ı Hakk'ın bizzat zatı için yapmış olduğu hamd bu kastedilir. İkinci ihtimal bu adaki el takası istirak yani umumiyeti ifade eden eldir. Buna göre mana bütün hamdlar kimden olursa kime karşı yapılırsa bütün hamdlar lillah Allah içindir. Ya da üçüncüsü ki daha çok ulemanın kabul ettiği bu adaki el takısı cinsi ifade eden el takısıdır. Cinsi. Yani hamdin kemali, hamdin kemali lillah Allah içindir. Hamdin kemali. Üçüncü manada zaten bir ve ikinci manalar da bulunduğu için ulema bu adaki el takısını cinsiyet kabul etmişler ve bununla hamdin hakikatinin kastedildiğini söylemişler. Elhamdu hamd. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı ikrama, iyiliğe karşı kulun tazim suretiyle meddü sena etmesi. Hamd. Hamdin hakikati. Bütün hamdler lillahi Allah içindi. Bu adaki lillah'daki lam kardeşlerin lamı tahsisti. Bütün hamdi ancak ve ancak Allah'a hasreder. Yani demek ki kula hamd olmaz. Hangi nimet gelirse gelsin, Cenab-ı Hak'tan gelmiştir kişi nimeti getirene dua eder. Nimeti getirene teşekkür eder. Ama ham demek tazim manasıyla medu senayı Allah'a eder. Allah'a yapılması gereken ham kula yapılmaz ki o Allah Rabbil Alemin alemlerin Rabbidir. Elhamdülillah da bir iki nükte nakledeceğim. Bediüzzaman Hazretleri'nin işaretül icaz tefsirinde çok güzel bir nükte var. Elhamdülillah sual. Bu cümlenin Kur'an'ın başlangıcı olan Fatiha suresine Fatiha olması. Yani Fatiha'nın Elhamdülillah ifadesiyle başlamasının hikmeti nedir? Kur'an Fatiha ile başlıyor. Fatiha elhamdülillah hamd Allah içindir ifadesiyle başlıyor. Cevap kainatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki yaratılışındaki hikmet ve gaye şu alem niçin yaratıldı? İnsan niçin yaratıldı? Hikmetne gayene ve ma halaktul cinne vel ins illa liya'bud Cenab-ı Hak buyurmuş. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Fermanı celilince ibadettir. Bu alemin için yaratılmış. İnsan bu alemin için gönderilmiş Hikmet ve gaye ibadettir. Hamd ise ibadetin icmali bir sureti ve küçük bir nushasıdır. Yani ibadet bir ağaç olsa ham o ağacın çekirdeğidir. İbadet bir kitap olsa ham o kitabın fihristesidir. Sanki ibadet Ham çekirdeğinde yazılmış. Ham ibadetin özü işte Kur'an'da ibadetin özü küçük bir nushası icmali öz bir sureti olan bu ifadeyle başlamış. Ham hakkında çok güzel hadis-i şerifler var. Abdullah İbni Amr Hazretlerinden nakledilmiş. Elhamdu gısu şük. Hamd, hamd sözü hamd etmek, elhamdülillah demek şükrün başıdır. Fema şeker Allah Azze ve Celle abdun la yahmud. Elhamdülillah demeyen, hamd etmeyen bir kul, Allah'a şükretmiş olmaz. Başka bir hadis Hakem İbni Ümeyi Hazretlerinden Allah ondan razı olsun. Efendimiz buyurmuş aleyhissalatu vesselam. İza gulte elhamdülillah Rabbil alemin fakat şeker tallah. Elhamdülillah Rabbil alemin dediğinde Andolsun ki Allah'a şükretmiş olursun. Fezadek. Allah senin bu şükrüne mukabil nimetini ziyade eder. Nimete şükretmek. İnsan bir elbise aldı ve giydi. Bir su içti, bir yemek yedi. Evladı oldu. Bir araba aldı. Maddi manevi bir nimete masal olduğunda elhamdülillah dediğinde Allah şükretmiş olur. Allah da o kulu üzerindeki nimetini ziyadeleştir. İşte bize bir anahtar ve bir define hem nimete şükretmenin yolu hem de üzerimizde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin çoğalmasının yol. Allah'a elhamdülillah diyerek şükretmek. Başka bir hadis Şeyh İbn Abbas Hazretlerinden Elhamdülillah kelime şük. Elhamdülillah sözü şükür kelimesidir. İza galal abdu elhamdülillah acaba güzel bir şey. Kul elhamdülillah dediği zaman galallah Allah da der ki şekereni abdi benim kulum bana şükretti. Cenab-ı Hakk'ın zatımız hakkında bizi kast ederek şekereni abdi kulum bana şükretti demesini istiyor muyuz? İstiyorsak elhamdülillah bizim verdiğimiz olsun. Bir elbiseyi mi giydik? Elhamdülillah. Adım mı attık? Elhamdülillah. Yatağımıza yattık. Ben bazen düşünüyorum. Yatağa yattığım zaman diyorum ya Rabbi ne kadar cömertsin. Benim gibi nice insanlar var. Onlar şu anda bu yatağa bedel toprakta bir gazete üzerinde yatıyor. Benim bu tavanıma bedel onların tavanı sema olmuş yıldızları seyrediyor. Üzerimdeki yorgana bedel onlar bir kartonu kendine yorgan yapmışlar. Ya Rab o kullarla kıyaslandığımda andolsun ki şu nimete sahip olacak hiçbir kemalim yok. Bu nimeti ancak senin rahmetindir bana veren. Ve ya Rab sağa dönüyorum sola dönüyorum ne kadar cömertsin. Nice kullar var diyorum. Şu anda hastanede bir makineye bağlanmış. Felç. Sağa dönmek, sola dönmek onlar için ne büyük bir nimet. Sağa ve sola şöyle dönebilmek için neler vermezlerdi. Ama ben hiçbir şey vermeden sağ ve sola dönebiliyorum. Andolsun ki beni sağa ve sola döndüren şey senin rahmetindir. Andolsun. Ki. İşte bakın sadece bir yatak yatma anımız. Elhamdülillah. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak bana bu tefekkür yaptırdığında gönlümden elhamdülillah geçtiğinde Rabbim diyor ki şekerani abdi kulum bana şükrediyor. İnsanın Allah'ın nimetlerine mazhar olmadığı bir an var mı? Aldığı nefesten tutun kalbinin çalışmasına düşünün ya. Yani. Allah diyor ve uddu nimet Allah la tusul. Allah nimetlerini saymakla bitirmeye çalışsanız o nimetler saymakla bitmez. Allah'ın insana vermiş olduğu nimet eğer gücümüz yetse okyanusları damla damla sayabilseydik insanın nimeti o damlalardan daha çok olurdu. İnsan her haline hamd etmeli. Hamdın da şiarı elhamdülillah sözüymüş. Başka bir hadisi şerif. Cabir İbni Abdullah Hazretlerinden. Efdalu zikri. Zikrin en faziletlisi. La ilahe illallah. İşte bu sözdür. La ilahe illallah. Bundan daha fazileti bir zikir yok. Ve efdelut dua. Duanın en faziletlisi de elhamdülillah sözüdür. Evet. Elhamdülillah duanın en faziletlisiymiş. Başka bir hadis-i şerif. Es salatu şukrun. Namaz şükürdü. Namaz kişinin Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı Allah'a şükürdür. Ve şükun, şükrün. Oruç şükürdür. Ve kulli hayrin tef'aluhu lillahi şuk. Allah için yaptığın her şey bir şükürdür. Bakın biz bugün sohbete geldik. Sohbet dinliyoruz. Bu bir şükürdü. Ve efdalü şük, şukru", şükün de en üstünü elhamdülillah demekti. Evet, elhamdülillah. Hazreti Enes radıyallahu anh'dan nakledilen başka bir hadis. Lev <Lan> enne dünya kullaha bi hazafiriha fi yedi raculun min ümmeti. Efendimiz böyle buyurmuş. Eğer bütün dünya kenarıyla köşesiyle ümmetimden bir adamın elinde olsaydı. Düşünün bütün dünyayı her köşesiyle bir kişinin. Sümme gal elhamdülillah. Sonra o kişi elhamdülillah hamd Allah içindir deseydi. لَكَانَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَفْدَلَ مِنْ Onun elhamdülillah sözü bundan yani bütün dünyaya her köşesiyle sahip olmasından daha büyük, daha üstün olurdu. Yani elhamdülillah sözünü söylemek bir nimet midir? Nimettir. Allah ilham etti. Allah ona o sözü söylemeyi nasip etti. İşte elhamdülillah sözünü söylemeyi bir kefeye koysak, öbür kefeye de bir kulun, bütün dünyaya, dünyanın her köşesiyle sahip olmayı koysak, Allah'ın bir kula elhamdülillah sözünü ilham etmesi ve ona o sözü söyletmesi bu nimetten dünyaya sahip olma nimetinden daha büyüktü. Efendimiz böyle buyurmuş. Başka bir hadisi şerif İbn Abbas Hazretlerinden nakledilmiş. İza adasa ahadukum sizden birisi öksürdüğünde fegal elhamdülillah <Sessizlik> hamd Allah içindir. Elhamdülillah dese Galal melek. Melek der ki onun yanındaki melek Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir. Feyza gal Rabbil alemin. Öksüren dese ki Elhamdülillahi Rabbil alemin. O bütün hamdı kendisi tek başına söylese Galal melek. Melek ona der ki Yerhamukallah. Allah sana merhamet etsin. İşte meleğe kendimiz hakkında rahmet duası yaptırmanın yolu öksürdüğümüzde Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek. Ne kadar kıymetli kardeşlerim. Ve son bir hadis-i şerifi daha nakledelim. Çok güzel bir hadis bu. Hazreti Ali'den nakledilmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir müfrezeyi muharebeye göndermiş. Gönderirken demiş ki, Ey Rabbim, ey Allah'ım, eğer onları sağ salim geri gönderirsen, sana hakkıyla şükretmek üzerime borç olsun eğer onları sağ salim geri gönderirsen sana hakkıyla şükretmek üzerime borç olsun. Ve çok zaman geçmeden o müfredi sağ salim geri dönmüş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam elhamdülillahi ala sabigi ni'millah. Allah'ın bol nimetlerine karşı bütün hamd Allah'a mahsuslu demiş. Elhamdülillah. Bütün hamd Allah'a mahsus, mahsustu. Ala sabik Allah'ın o boğ nimetlerinden dolayı. Hazreti Ali demiş ki ey Allah'ın Resulü sen demiştin ki eğer bu müfrede sağ salim geri dönerse Allah'a hakkıyla şükredeceğim. Efendimiz demiş ki evvelem efal yapmadım Demek demek ki bakın canı gönülden manasını düşünerek hamdın manası. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşı tazim yoluyla Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla metu etmek. İnsan şu manayı düşünerek bir nimete karşı elhamdülillah derse Allah'ı hakkıyla şükretmiş olur. Evet. Elhamdülillah hamd Allah içindi. Ona mahsustu. Ona karşı yapılmalıdır. O Allah ki Rabbil alemin alemlerin Rabbidir. Dersimize burada noktayı koyalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. سبانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تقبل منا بهمة الفاتحة